Herkese yeni bir vlogdan merhaba. Bugünkü vlogu çok güzel bir neden için açıyorum. Çünkü Ramazan ayına giriyoruz. Yarın, yani bugün günlerden çarşamba. Yarın inşallah ilk orucumuzu tutuyor olacağız. Ben de şimdi Ramazan öncesi şöyle bir market alışverişi yapacağım Ramazan için. Bu market turumu da sizinle paylaşacağım. Market içinde en sevdiğim, benim büyük alışverişlerim yaptığım tek yere geldim. Orası da File Market. Ben büyük alışverişlerimin hepsini filede yapıyorum. Buranın her şeyini çok çok seviyorum. Kendi markasının ürünlerini de çok seviyorum. Şimdi hemen bir alışveriş yapacağım. Hadi şimdi alışverişe başlayalım. Şöyle avokadonun dörtlüleri de var ama bunları çok beğenmiyorum. Şöyle büyüklerinden bir tane alacağım. Hem aşırı tok tutuyor hem de benim en sevdiğim şeylerden biri avokado. Ama tabii bu olgunlaşana kadar bir 3-4 gün geçer. Şunu alalım. Buranın en sevdiğim yanı sebzelerin böyle düzenli ve taptaze oluşu. Bunu en son Migros'tan 40 liraya almıştım. Burada 29 lira. Ve de çok güzel bir ürün. Şundan bir iki paket alacağım. Kokusu çok güzel. Böyle beyaz sabun kokulu, sirke kokulu. En sevdiğim şey temizlikte. Hatta böyle indirimdeyken İki tane daha alıp 4 tane alayım bunu. Şöyle içeriğini de göstereyim size. Kokusu harika. Böyle evdeki tüm temizlikleri bununla yapabilirsiniz. Şöyle bir ürün gelmiş. Eğer buz çok kullanıyorsanız gayet mantıklı. İçini doldurup kapatıp direkt kullanabilirsiniz. 196 buz küpü çıkıyormuş. 7 tane torba var içinde. Şöyle fiyatı da 20 lira. Şöyle fileye yeni şöyle mısır cips kovaları gelmiş. Tanesi 13 lira. Aa, şu çok güzelmiş. Buna bayıldım. Bunu hemen alıyorum. Üstteki de şöyle. Ama ben kırmızıyı beğendim. Attım onu sepete. Bir de ne gelmiş şöyle? Yoğurt kabı. Böyle küçük kaplar gelmiş. Minik saklama kapları. Şu alttaki de yeni ürün. Bu da 30 lira. Çok güzelmiş. Ben Haras'ın bu dolabına bayılıyorum. Simitleri, hatta şu baget ekmekleri çok güzel oluyor. Bunlardan alıp direkt fritöze ya da fırına atıyorum. 2 dakikada taptaze çok güzel ekmekler çıkıyor. Hatta geçen sene şu mayalı hamurları da çok fazla kullanıp bu mayalı hamurlardan ben Ramazan'da pide yapmıştım. Çok da güzel olur. Ne kadarmış fiyatı? Mayalı hamurun hemen söyleyeyim şurada varsa. Ne alsam bilemedim şu an. Aslında şöyle bazlama da alabilirim. Bazlama da pratik olur. Şu köy ekmeğinden de bir tane alacağım. Son kullanma tarihi ayın sonuna kadar biter o zamana. Ama köy ekmeğinin içeriğinde ne var? Buğday kepeği, buğday unu. Bunları atalım. Haras'ın hiç pastalarını denediniz mi bilmiyorum ama burada, bakayım şurada var mı, beyaz bir frambuazlı pastası var, onu bir deneyin derim, efsane bir pasta o, ama şu an burada göremedim.
Aslında evde şili sos yok. Şili sos almak istiyorum ama Metro'ya gider miyim diye bir düşünüyorum. Benim asıl aldığım marka Metro'da var. Bunlar nasıldır bilmiyorum. Aslında sweet chili. Şu değil mesela. Şunları beğenmiyorum. Şurada Harrah's'ın kendi sosları var. Şunu daha önce kullanmıştım. Çok güzel bir sostu. Böyle etlerle falan çok iyi oluyordu. Bir de ranch sosu çıkmış. Ranch'i hiç denemedim. Şimdi bundan da alacağım. Şöyle bunu da sepete atalım. Şöyle yakından da göstereyim sosların fiyatlarını. Burada çok fazla böyle sos çeşidi var. Hatta şuradaki Calvin'in sosları indirimde. Harrah's'ın mantıları da çok güzel oluyor. Şu alttakinden değil de bir tane şundan alalım. Bir tane de üçgen mi alsam? Ya da aynen. Annemle börek yapacaktık. Şöyle baklavalık alayım. Bir değişiklik olsun. Şunlar benim en çok aldığım ilikler. Ben bunun hepsini kaynatıp iliklerini yiyorum. Ne kadar olmuş ilikler? Kilosu 45 lira. Bu sefer şöyle hazırını alacağım. İlikli kemik suyunun fiyatı 35 lira. Şurada falafel çeşitleri de var. Fiyatları 36 lira. Humus dolgulu olan. Şunlar 24 lira. Evet, midye burada, karides de burada. Ben bunu alıp genelde makarnanın içine kullanıyorum. Fiyatı 75 lira. Midyenin yarım kilosu. Karidesin de yarım kilosu 62 lira. Şu turşu benim. Kavanoz bitirdiğim turşu. Hepsi aynı sanırım. Aynen. Şöyle diğerlerine de bakacağım. Bunu alalım. Bu yağlı biber turşusu diye de geçiyor aslında. Böyle uzun, tatlı, çok güzel bir turşu. Şöyle yeni gelen bir ürün var mı diye bakıyorum ama yeni gelen bir şey yok. Şu Harrah's'ın gofretleri efsane bir şey. Bunu kesinlikle alıp deneyin. Başka bir şey yok. Bazen böyle yeni gelen ürünleri örneğin şuradaki gibi koyuyorlar. Onlara bakmayı seviyorum. Şurada aldığım hiçbir şey yok. 3 paket, yani 3 poşet şey aldım. Ama toplamda 1200 lira tuttu. Onda da içinde et falan yok. Sadece 2 paket tavuk var. Hiçbir şey yok. O yüzden toplu alışveriş yapmak da artık zor. Ki bu da toplu bir alışveriş değil. Sadece böyle dedim ki bir haftayı idare edecek neler yapabilirim diye düşündüm. Onları düşünüp aldığım az yani evde olanlar da var.
Onların yanında takviye olarak aldığım şeyler. Hiçbir şey almadan tutan 3 paket. Gibi şöyle çok fazla bir şey almadım zaten. Şu temizlik bezlerini ve banyoya gidecek ürünleri. Şu da yine Filenin markası. Çok güzel duş jelleri var. Bunların da fiyatları biraz uygun oluyor diğerlerine göre. Şu turşuların hepsini yerleştireceğim. Şunu dolaba koymayacağım. Bunu yaparız. Şöyle ayırayım. Şunları hemen buzluğa atacağım. Şunu da ayırmayacağım. Bunu şimdi hemen bir yıkayıp soslayıp fritöze atacağım. Bunu yapayım bugün yemek olarak. Şu biberleri de koyayım. Zaten kremalı yemekleri çok sevdiğim için şöyle 2 tane krema aldım. Bir günde hatta değişik bir tarifim olacak. Krema ile alakalı. Söylemeyeyim. Ne olduğunu söylersem direkt içeriği anlarsınız. O yüzden onu yaptığım zaman görürsünüz. Ben bu acıları çok seviyorum. Balkanlara gittiğim zaman böyle kutu kutu bunlardan getiriyordum. Burada da file marketlerde, çoğu markette var artık ajvar. Bunları seviyorum böyle ekmek üstüne sürüp yemeyi. Şöyle biberlere, şimdi bunların hepsini dolaba yerleştireceğim. Şöyle pilav için pirinci ıslatacağım. Bu pirinç benim yıllardır, yani yaklaşık 4 senedir kullandığım tek pirinç. Aşırı memnunum. Bu basmati olarak geçiyor. Basmati pirinç. Trendyol'dan sürekli sipariş veriyorum. Aşırı güzel, sağlıklı bir pirinç. Eğer böyle pirinç arayışındaysanız bunu kesinlikle öneririm. Şöyle markasını da tam olarak göstereyim. Bunu ben bir 4 senedir düzenli olarak bunu kullanıyorum. Bunun dışında pirinç satın almıyorum. Böyle sadece sarmalarda falan baldo kullanıyorum. Ya da osmancık. Onun dışında pilavlarda sadece basmati kullanıyorum. Şöyle yapalım. Aslında pirinci biraz fazla yapabilirim. Yarına da kalırsa iyi olur. Çözülmüş ama birazdan suyun içine atarım. Zaten pişerken iyice türlü çözülür da. Şöyle tereyağı iyice erisin.
kilolarım şimdi oldu. Şöyle dinlendirdim biraz. Hemen göstereyim. Görüyor musunuz? Tane tane. Harika bir pilav oldu. Böyle bol, hem sağlıklı hem içinde ilik suyu olan mis gibi bir pilav. Şimdi tavuk da pişene kadar bu biraz daha dinlensin. Bayılıyorum bu biber ya. Gerçekten şöyle tabak tabak yiyebilirim. Dün en son markette alışveriş yapıp marketteki alışverişleri yerleştirdiğimle kalmıştım. Şimdi bir yolun üzerindeyken Metro Market'e girdim. Metro Market'te de şimdi alışverişlerimi yapacağım, eksiklerimi alacağım. Hazır burası da bu markete gelmişken bütün hepsini bir videoya eklerim. Yani dünkü videoyla bugünkünü birleştiririm. Tam bir market turu olur Ramazan öncesi. Onun için şu an hemen alışverişteyim. Şöyle size de alacağım şeyleri göstereyim. Bugün aslında Ramazan'ın birinci günü. Şu an niyetliyim. O yüzden de biraz zaman geçsin istedim. Zaman geçirirken biraz markette dolaşayım dedim. Böyle alacağım şeyleri de sizinle paylaşayım. Sonra eve gittiğimde tekrar gösteririm. Bu vlogu bugün burada kapatırız. Videonun burasına kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle yorumlarınız, görüşleriniz varsa bunları da yorumlarda belirtirseniz ben çok mutlu olurum. Ona göre sizin isteğiniz neyse ona göre de biraz şekillenir kanalımız. Tekrar teşekkür ederim. Ben çok fazla mum kullanıyorum. O yüzden normalde ben Rossmann'dan alıyorum bütün mumlarımı ve uyguna da geliyor. Ama burada da şöyle satılıyor. Yüzlüsünün fiyatı 119-120 lira. Yüzlü fiyatı Metro Market'te. Böyle bakabilirsiniz. Şurada büyük mumlar da var. Ben tabii çok fazla bu bölümlere bakmayacağım. Gıda alışverişi için geldim. Hemen gıda ürünlerinin olduğu yere gideceğim ama şurada bir tabii buraya da bakmadan geçemiyorum. Şöyle kısa kısa bakacağım neler var diye. Şimdi asıl buraya gelme nedenim. Metronun da gelmiş. Metronunki ne kadarmış? 1 kilosu 64 lira. Bunun da kilosu. Ben daha önce bu markayı kullanmıştım. Bir de şöyle bir başka bir marka daha var. O da 136 lira. Acaba metronunki nasıldır? Şimdi işin içinden çıkamam ben buraya gelince. Burada çok güzel soslar var. Bir şili sosa bakacağım. İşte burada. Benim yıllardır kullandığım en iyi sosum budur. Sürekli bittikçe de alırım. Hatta bazen çılgınlık yapıp bir 5-6 paket almıştım. Şu an güncel fiyatı 750 mili 110 lira. Ama gerçekten bundan iyi bir şili sos yok bence. Bir de bunda bir şili var. Bir de pardon bir aynen bir tane şili var. Bir tane de sivit şili var. Sivit şili olanı en güzel olanı. Kasap bölümü aşırı kalabalık. Ben de hemen şunu sepete atacağım. Aslında şu köftelerden alıp böyle İsveç köfte yapabiliriz. Ne kadarmış? 2 kilosu misket köfte mamu. Aynen 2 kilosu 280 liraymış ama çok fazla. Böyle kilolukları yok mu acaba? Aslında şunlar pratik olabilir. Eğer aileniz kalabalıksa, yani tek kişinin alabileceği ürünler değil çünkü. Şöyle kalabalık misket köfteler, işte İnegöl köfte, o tarz şeyler. Hatta şurada Adana var. Burada mesela onlu paket
hamburger köftesi. Fiyatı ne kadarmış? Tabii ürünlerine göre değişiyor. Birkaç tane çeşidi var. Çeşidine göre değişiyor. 200 liradan başlıyor. 400 liraya kadar çıkıyor. Burada kıyma döner. Şimdi aldık. Bir tane böyle iftardan önce kızartmak için iyi olur. Şnitzeller ne kadarmış? Kilosu 59 liraymış. Şöyle zaten bunlar da 1 kilo. Aslında bir paket şnitzel de alabiliriz. Aslında bu alışveriş dünkü yaptığım filedeki alışverişten daha verimli geçiyor. Çünkü diğerinde adam akıllı yiyecek yoktu. Daha çok böyle sos vesaire, yine tavuk falan almıştım ama çok fazla bir şey yoktu. Şimdi şöyle buz gibi alana geldim. Şurada tatlılar için mascarpone peyniri var. Ne kadarmış? 99 lira. Dondum şu an. Helim peyniri 44 lira. Diğer marketlerde ne kadardı bilmiyorum ama böyle yine de bakarsınız, fiyatları karşılaştırabilirsiniz Metro Market'te. Şöyle dilim burger peynirleri var. 1 kilosu 200 lira. Şu paketi 51 liraymış. Şöyle buratanın fiyatı da, hangisinin bu? Burrata bu. 126 lira. Ben bunu çok seviyorum ama benim istediğim markada yok Buffa'nın. Buratası yok. Şöyle dilimli peynirler mesela yarım kilosu 74 lira. Buz gibi dondum. O yüzden burada çok alacağım bir şey yok. Çıkıyorum. Burada da şöyle mezeler var. Ne kadarmış fiyatları? 35 lira civarında hepsi. Şöyle bir tane seçip alsam. Şimdi makarnaların olduğu yere geldim. Şöyle 1 kilosu 124 lira tortellininin. Şurada mantılar da var. Şimdi şuradan bir tane milföy hamuru aldım. Ben bu milföyü tavada kızartıyorum. Böyle gözleme gibi yapıyorum. Çok güzel oluyor böyle. Sahurda falan da kahvaltılık olarak yerim. Şöyle çeşnileri de göstereyim. Aslında minik küçük bir paket olsaydı kajun almak istiyordum. Ama daha mini yok sanırım. Hemen şuradan bir tane de çiğ köfte aldım. Böyle pratik, hemen 5 dakikada yaparım diye. Artık market videosunu burada kapatayım. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Benim de 2,5-3 saatim kaldı ilk orucumu, ilk iftarımı yapmaya. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Hatta videolarımı beğenip yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. Herkese iyi Ramazanlar diliyorum. Tekrar başka bir vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.